Yine bak üzerine bir gün daha koymuşuz. Hoş geldiniz. Gülcan, size geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyiyim. Cama çarpmışsın herhalde. Cama çarptım ama fena çarptım. Allah vermeye. Önemli bir şey yok değil mi? Yok yok yok. Önemli bir şey değil. Zeynep nasılsın? İyiyim, siz? İyiyim ben de. Düşündün mü? Düşündüm. Şimdi düşündüm de Esra abla, bugün bir şey oldu. Şimdi biz annemle yayında buraya gelirken zaten ondan önce de konuştuk bayağı oteldeyken falan. Ben dedim ki hani ben o eve gitmek istemiyorum. Sizinle ayrı eve çıkalım. Birlikte ailecek. Tekrarlar mısın? Baban ayrı. Eve gitmeyeyim, o evden ayrı eve çıkalım. O mahalleden, çünkü oranın adresini biliyor ya Aysellerin tarafı. Bugün bütün gelirken ailece de, beraber aynen, taşınalım ailece dediniz. Taşınalım. Bugün gelirken de yolda beni biri arıyor. Efendim dedim, merhaba dedi, işte ben polisim, sana birkaç soru soracağım. Sorun, ben inanmadım. Dedi ki işte sen Turgut Reis'in bu mahallesinde falan mı oturuyorsun? Açık adresi verdi. Annemin numarasını nereden bulmuşlar bilmiyorum çünkü poliste annemin numarası yok. Sonra ben dedim ki evet orada oturuyorum, şu an orada mısın? Hayır dedim, neredesin? Esenyurt'tayız dedim. Otelin adresini at bana dedi, seni gelip alacağız. Ben de neden dedim, dedi ki işte uzaklaştırma kararı için senin imza atman gerekiyor. Ben dedim ki ben imza attım. Gerek yok, polis abiler beni aldı, ben imzayı attım. Ondan sonra dedi ki hayır dedi, bir daha gelip bizim seni almamız gerekiyor falan dedi. Ben de telefonu suratına kapattım. İyi yapmışsın. Yani evin adresini biliyorlar, ben eve gitmem. Annemler ailen de, ne dedi bu konuda? Babam işte ayrı ev arıyor. İşte annem de işte aradı bizim çevremizdeki birkaç kişiyi, dedi ki yani Zeynep'i sizin yanınıza koyalım. 10-15 gün kalsın, evi taşıyalım alalım da. Kimse kabul etmedi yani. Kimse senin sorumluluğunu almıyor mu? Yok. He? Yok. Haklılar mı? Yani bilmiyorum, kendi fikirleri, bir şey diyemem. Ama sen ailenin yanına geri dönüyorsun anladığım kadarıyla. Bu çok güzel bir gelişme. Baban, annen ve kardeşlerini bir arada yaşayacaksın. Sadece toplu halde ev değişti, muhit değiştireceksiniz. Çünkü biliyorlar orayı. Çok doğru orayı. Bir karar. İşte koruma kararını da bu yüzden aldırdık sana, çağrılı koruma kararını. Bir de telefonu kadesi indirdin mi? Yok, indirmedim. Onu da daha hemen bu vesilesi gelmişken de söyleyeyim. Yani tehlike her an her yerde, ev içinde değil ev dışında da olabilir. Yani gözleyebilirler bizi. İndirip Emniyet İçişleri Bakanlığı'na ait bir uygulama bu. İndirdiğiniz dakikada orada sizden istenilen bilgileri giriyorsunuz. Bulunduğunuz yerde şiddete maruz kaldığınız dakikada sadece o imdat tuşuna basıyor olmanız yeterli. Yaklaşık 4-5 dakika arasında emniyet güçleri yanınızda oluyor. Kadesini de indir. Ha Gürcünah, çünkü bir şey kurban oldum. Şimdi bizim oturduğumuz mühit bile ormana yakın olduğu için. Yani numarayı mesela da oralarda gizlenme yerleri de çok. Yani korkuyorum. Haklısınız. Ölen kızları da görüyorum ve çok korkuyorum. Yani buradan çıktığım an böyle ağzıma tanım yine geliyor. Yine Esra abi, Instagram'dan bir şey yapacaklar. Ediyor musun? Canlı yayın açmıyorum. Açmıyorsun. Yok, kapattı. Şimdi benim için şu kapattı. Tüm konuşmalardan en önemlisi, bir sen ben aile ocağıma, yuvama dönüyorum dedin ya. Bu baban ve annen ve kardeşlerin için büyük bir sevinç. Bunun için çok sevindim, bu kararı aldığın için. Tebrik ederim seni. Teşekkür et kızım. Hep sizin sayenizde. Neyi fark ettin? Neyi fark ettin peki? Neden dönmeye karar verdin? Nasıl? Yani o, ne bileyim. Hı? Döneceğim işte yani. Çünkü hayatımız tehlikede olduğu için hayatı. Dışarıyı da gördüğü için. İşte. Asıl tehlike sokaklarda. Sosyal medyada tanıdığın, hiç sadece adını ve fotoğrafını gördün. O fotoğraf gerçekten o profile mi ait, onu da bilmiyorsun. Yabancı insanlarla kurduğun yakın ilişkiler senin aslında en büyük tehliken. Kendine dikkat edeceksin. Kendini koruyacaksın. İşte Esra Hanım, şu an bunu o sokağa götüremem. Çünkü büyük tehlike var. İster istemez. Yani bu adresi söylüyorlar. Açık adresi komik söylüyorlar. Konuşuyor ki yani benim inanacağımı falan sandı. Otelin adresini istiyor ha, benden. 14 yaşındaki oğlumu da zaten eve götürmüyorlar. Dayısını başka da yerde kalıyor. İletişim numaralarını da değiştirirsin. Bunları yaparsın. Şimdi sen kendini korumak adına adımları atarsan zaten kendini korumaya da başlamışsındır demektir. Senin problemin sen o kadar savunması, yani savunmasız da değil de o kadar tehlikenin göbeğine göbeğine yürüyorsun ki sağdan soldan geliyor o tehlikeler.
Bugün bir değişik bir Zeynep profili var değil mi karşımızda? Nasıl? Ha? Nasıl? Canlı yayın bitti. Sosyal medya hesabını da kapat bence, kitle. Ya donduracağım. Dondur. Güzel geçti. Senin dediklerini hep düşündü, konuştu, konuştu. Kendi başına da konuştu. Siz nasılsınız? Yani Zeynep sakinleşti mi? Sakinleşti. Tabii ki öncekinin üstüne sakin. Arada bana bir bağırıyor, böyle agresifleşiyor ama ben hep alttan alıyorum. Üstüne gitmiyorum. Hiç gitmedim üstüne. Tamam kızım. Tamam kızım dedim böyle. Ya biz küçükken nasıl büyüdük biliyor musun? Anneye babaya laf söylenmez, Allah taş eder diye. Evet. Yani evet. Allah sana... Böyle hani şimdi geleneksel olduğumuz için böyle öyle yapılmaz. İşte büyük anneye babaya bir şey söylenmez. Bak ondan sonra şöyle olur. Şimdi annene, annenin canını acıtsan ne olur? Annenin kalbini kırsan ne olur? Annene bunları yaşatsan ne olur? Analar nasıl biliyor musun? Dağ gibi. Sen ne yaparsan yap o yine hiç yıkılmadan durur. Ama... Bak kafamı gibi de yardım. Sen onun evladısın, doğurduğu kişisin. Seni korumakla... sana bakmakla yükümlü ve sorumlu, evet. Ama annende kredin kalmaz. Bu dünyadaki ilişkiler böyledir. Hepimizin ilişkileri kredilerledir. Sen ne verirsen onu alırsın. Ne alırsan o da senden onu alır. Var mı bu hayatta seni başka koruyacak ve bu kadar menfaatsiz sevecek başka biri? Var mı? Anne ve babadan başka var mı de bana. Bak kardeşim bile değil ha. Anne ve baba. Sen onların kıymetini bilirsen... ...yine hayatını çok çeki düzene koyarsın. Sadece şu an korkumuz işte. Çok da haklı bir korku. Yani korku. Biz onu gözlemlediğimiz ve öngördüğümüz için... Eşim canıyı kaybediyor, ev arıyor. Sürekli kararı aldır. Yeni bir hayata da... başlayacaksınız. Bir şey söyleyecektiniz herhalde. Şimdi doğal olarak yani o çok sosyal medyaya açıldığı için hiç tanımadığı insanlarla da aslında canlı yayın açıyor, konum bildiriyor. Zeynep için biz kız çocuklarının yalnızca ayakları üzerinde durmasını değil, Esra ablanın aslında hep bahsettiği şey yok, kanatlar olup uçmasını istiyoruz. Keşke. Bunun için de neye ihtiyacın var? Altın bir bileziğe. O altın bilezik sokakta değil. Senin içinde ve eğitiminde. Hiç önemli değil. Hangi meslek olursa olsun. Ayakların üzerinde durmaya ilk önce onunla başlayacaksın. Sonra maddi ve manevi sorumluluğunu alacaksın. O zaman diyeceksin ki annene, benim kazancım bu kadar. Benim adresim burası. Ben artık kanatlarım var anne, uçuyorum. O zaman onlar da senin kararlarına saygı duyacaklar. Şu karara saygı duyulmaz. Meydana gittim. Meydanda hayırsever birisi geldi. Ay sen miydi İsmail Efendi'nin? Aldı bana, evine götürdü. Hiç kimse senin kara kaşın, kara gözün için ekmek sofrasına oturtmaz. Sana aş vermez, iş vermez, evde iş olmaz. Bu insanlar senin her türlü böyle kanemen şeyler vardır, canlılar yapışır ve senin bütün gençliğini, amip hayallerini tabii sömürür. O yüzden yol aslında senin için bence bu program ve bu kişilerin tutuklanmasıyla ilgili olan süreç... Senin hayatının dönüm noktası. Bu dönüm noktasını çok iyi kullan. Kader de zaten dediğimiz o dönüm noktalarından ibaret. Şimdi hayatta herkes bir şansı arar. Evet. Yani şansı yakalamaya çalışır. Herkes der ki ya Allah'ım sen bana yardım et. Yardım et. Gerçekten de senin burada yaşadıkların, annenin buraya gelmesi, tüm bu süreç senin ne kadar şanslı bir evlat ve çocuk olduğunu da göstergesi. Ben kayıp giden çok genç kız gördüm. Geri dönemeyecek durumda olan çok kişiyi gördüm. Ama Zeynep beni hiç dinlemiyor. Zeynep kafa başka. Yo, bir yerde. Dinliyorum ben. Hı? Dinliyorum. Elinde bir altın fırsat var ve şans var. Bunu iyi değerlendir. Babayla da şeyler eridi herhalde. Buzlar eridi mi? Ha? Konuşmuyorum ben. Biliyor musun anne babalar çocuklarını yetiştirirler. Çocuklar da yetişkin olmaya başladıklarında yaşadıkları çağ, onlarla aramızda kuşak farkı var. Onların büyüdükleri, yetiştikleri toplumla benim, senin ve benim çocuklarım yetiştikleri toplum sürekli şekil değiştiriyor. Fakat hepimizin bir ortak değerleri var. Bence çocuklar da büyüdükçe anne ve babalarını yetiştiriyorlar ve değiştiriyorlar.
onlara kendi çağlarının ne olduğunu, nasıl yaşandığını ve neler olması gerektiğini anlatıyorlar. Ama bu hep iletişimle oluyor, bu tatlı dille oluyor. Baba sizin zamanınız öyleydi ama bak bizim nesil artık böyle. Baban seni anlamaya başlıyor. Babalar ne zaman çocuklarını anlamaya başlıyor biliyor musun? Güvendikleri zaman. Ama o güvenleri sarsıldığında ilişki kopuyor. Sen babana o güveni ver. Babanla iletişimin çok kuvvetli olacak. Her şeyi babandan bekleme. Senle onunla iletişim kurmaya çalış. Onlar da şeyden değil yani dağdan dağ gibiler diyoruz da taş değiller, duyguları var. Bir baba da bir anne de gelip de evladının ona böyle habersiz sarılmasını, nasılsın demesini, yanındayım demesini, babacığım, anneciğim demesini istemez mi? Siz sanıyorsunuz ki sadece anneler babalar çocuklarına hep böyle poh 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 yapacaklar. Ya biz de yapacağız onları, onların gönüllerini alacağız, onların kalplerine gireceğiz. Onları göreceğiz, onlar da bizi görecekler. Sen bir babana sevgi dolu yaklaş bakalım. O adamın hayatında ne zorluklar vardı. Bakalım nasıl tepki verecek. Ben hayatımda görmedim ki sevgiye sert tepki veren bir insan bu hayatımda görmedim. Sevgi sevgiyi doğurur. Üşüdüm mü? Ne oldu? Söyle bakayım bir şey söyleyeceksin herhalde. Bir karın ağrım var. Yok yok. Dedi ki üşüdüm. Ha? Ne? Üşüdüm. Kollar üşüdün dedi. Peki. Hadi daha bismillah. Bak bu havada kendini koruyamıyor. Zeynep annesiyle aile evine dönüyor. Bu bizim için çok güzel bir haber ve karardı. Babaya da buradan sevgilerimi iletiyorum. Bu söylediklerimi de unutma. Yolunuz açık olsun. Yine hep haberleşeceğiz. Kendinize iyi bakın. En çok Gürcünas teyze sizin adınıza sevindim. Ben çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Size herkese binlerce teşekkür ederim.